Merhabalar, bugün Tonguç Akademi'de size sınav öncesi ton taktiği anlatacağız. Tonguç, hazırız. Hocam en iyi taktik 3-5-2 mi 4-4-3 mü hocam? Evladım 4-4-3 diye bir şey yok. 4, Kaleci 4, de 3 ileriye geçiyor hocam. Evladım neyse. Sınav öncesi son taktiklerde bir kere senin hangi tip öğrenci olduğunu belirlememiz lazım. Karizmatik ve yakışıklı tipim hocam ben. Hayır, evladım hangi tip öğrenci derken konuları bitirmiş bir öğrenci misin yoksa konuları hala eksik olan bir öğrenci misin? İlk başta buna karar verin. Sen hangisin Tonguç? Hocam ben tabii ki de konuları bitirmiş bir öğrenciyim. Konuları bitirmişsin. Konuları bitirmişsen farklı bir yöntem uygulayacaksın. Konuları bitirmemişsen farklı bir yöntem. Konuları bitirmemiş hocam, doğru söylüyorsun. Bence konuları bitirmemişsindir. Evet. O zaman konuları bitirmemiş öğrenci olarak sana davranacağım. Teşekkür Ama ederim. konuları bitirmişlere de taktikler vereceğim. Tamam. Tonguç bak belirledik mi? Teşhisi koyduk. Şimdi bakalım. Konuları bitirmediysen Tonguç ilk başta konu tekrarı yapman gerekiyor. Birinci adım şu bak. Adım adım giderlersek. Bizim videolarımızı açıyorsun veya okulda herhangi bir şekilde hocadan ders alabiliyorsan, hocanı dinleyebiliyorsan mutlaka ilk başta konu anlatımını bir yerden dinliyorsun Tonguç, tamam mı? Tamamdır. Özellikle tonguçakademi.com'a burada başvurabilirsin Tonguç. Hocam bütün reklam videolar var. Yapıyorsunuz ama doğru değil evet, yaptığınız. Reklam yapıyoruz Ama doğru. doğru yapın hocam. Şimdi 5-10 dakika konu anlatımı dinliyorsun, tamam Tonguç. Sonrasında ikinci adımda 1 veya 2 saat hangisi sana uygunsa, çünkü bazı konular uzun sürüyor, bazı konular daha kısa sürüyor. Soru çözüyorsun mutlaka Tonguç, tamam mı? Ve bu sayede ne yapmış oluyorsun? Konunun ardından sorularla konuyu pekiştirmiş oluyorsun. Ve sınavda senin önüne soru geliyor, unutma. Anlaştık Sorular tabii. çok zor oluyor hocam Ama genellikle. konuyu tam anlaman şart. Evet, sorular Anladım. zor oluyor. O yüzden 1-2 saat sorunun zorluk derecesine göre, Hocam konuların konu videosu zorluk haricinde derecesine göre. başka videolar da izleyebilir miyim? Evet, başka videoları mesela şöyle bak, ders çalışırken böyle kendine ufak ufak atıştırmalıklar da al Tonguç. Tamam, belki kilo alabilirsin birazcık, fakat ne olabilir Tonguç? Bu sayede kendini ödüllendirdiğin için daha fazla çalışmak istersin, tamam mı? Anladım hocam. O yüzden buna mutlaka dikkat et. O zaman ders çalışmak konusunda ne yapıyormuşuz Tonguç? Masanın üstüne kola koyuyoruz ve Masanın masanın üstüne üzerine... bazen böyle pastalar falan filan. Tabii Anladım. kitap da koymayı unutma, tamam mı tabii? Anladım. Sadece bunlar değil. Anladım hocam. O Yemek zaman masası. Tonguç'cum, konu tekrarlarını ve çalışmayı yaptık mı? Uyku düzenin çok önemli Tonguç. Hocam ben çok düzenli bir şekilde günde 16 saat uyuyorum hocam. Günde 16 saat, evet. Hele bak, yatağın burada görüyorsun. Evet. Yatağın bir kere şöyle olması, düzenli olması gerekiyor. Evet. Ve çalışma ortamının genellikle yatak odası olmaması daha iyi bir şey. Genellikle salonda falan çalışsan veya oturma odasında çalışsan daha iyi. Çünkü insanın hemen cup diye bunun üstüne atlaması geliyor, değil mi böyle? Evet. Hop diye sosisli gibi bunun üstüne atlıyorsun, böyle Evet hocam. yatıyorsun değil mi? Peki bundan kaçınmak için genellikle yatak odasının dışında çalış, tamam mı Tonguç? Ama Tamamdır. eğer yerin yoksa yatağın üstünü böyle çarşaf gibi yap ki üstünü atlayamayasın, tamam mı Tonguç? Anladım hocam. Uyku düzenin çok önemli. Sabahlara kadar çalışma Tonguç. Özellikle sınava çok az kaldıysa uyku düzenini toparlamak için ne yapmalısın? Gece erken uyumalısın ki sabah zinde kafayla çalışırsan senin için daha kârlı. Anlaştık mı Tamamdır hocam, Tonguç'um? harikasınız. O zaman evladım şunu unutma. Her gün, ama her gün sınav saatinde genellikle 9'da veya 10'da kendi kendine gerçek sınavmış gibi bir deneme al önüne Tonguç ve başla çözmeye. Ama burada çok önemli bir şey veriyorum. Bak, tüyomuz şu Tonguç. Zamana dikkat et Tonguç. Anladım hocam. Yani sen bunu kafanına göre işte ben işte 3 5 saatte çözerim. Yok Tonguç, hayır. Kronometreni açıyorsun Tonguç, başlatıyorsun, başla diyorsun. Sonrasında kaç saat geçtiğini not etmen gerekiyor. Daha doğrusu 3 saat sonra veya 2 saat sonra hemen bitirmen gerekiyor sınavı. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Ve bizim için ana şey şu Tonguç. Sınavdaki hazineleri kazanmak için bize harita olarak verilen şey ne biliyor musun Tonguç? Ne Daha hocam? önceki çıkmış sorular evladım. Sen Aa. çıkmış soruları çözersen bu hazinenin yerini çok rahatlıkla, yani sınavda başarının yerini çok rahatlıkla bulabilirsin. Sınavda çıkmış sorular bizim için altın anahtar Tonguç. Hocam ben geçen gün kırtasiyeden bir kitap aldım. Sınavda çıkmamış sorular diye. Çıkıyor. Bunlar Çıkmamış. çıkmamış yani, o sene sorulmamış. Yani bu sorular gelmedi diyor adam. Hay Allah. Ama gelecekte gelebilir dedi. Onları da çözeyim hocam. Ha, vay be, iyi bir pazarlama taktiği. Tonguç'um bak, Öyle bir kitap görmedim onları hocam bu arada. Biz yapalım isterseniz. onları biz de yapabiliriz Tonguç. Neyse Tonguç, saçma sapan konuştun yine ama sınavında başarılar diliyorum sana, tamam Teşekkür mı ederim. Tonguç'um? Görüşmek üzere hocam. İyi Sınavda dur günler. evladım, bu Ha, pardon. tonguçakademi.com'a mutlaka üye ol. Bütün videolar orada daha düzenli ve daha detaylı var. Bunu da unutma evladım, bak bu projeye seninle destek olman gerekiyor. Tamamdır hocam. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder, sınavında başarılar Tonguç. Teşekkürler hocam.